Selamünaleyküm Özkan. Aleykümselam. Herhalde mutlu değilsin. Evet. Evet. Nedeni de belli. Gazze'deki olaylar neredeyse 9. ayını bitirmek üzere. Halen soykırım, katliam devam ediyor. Birçok film izledik değil mi? Piyanist izledik, atıyorum işte Erayn'ı Kurtarmak izledik. Yani Hollywood'un çıkarmış olduğu birçok film izledik. Sen zannediyor musun ki bu filmler çekildi, bunlar çok yetenekli senaristler tarafından yazıldı? Hayır. Bunların hepsi zaten tarihte yaşandı. Bizzat bu filmleri çeken insanlar tarafından yaşatıldı. Bu soykırımlar, bu katliamlar yapıldı. Sonra bu katliamların üzerine örtmek, kendi halkına, kendi davalarını, kendi katliamlarının haklılığını anlatmak üzere Hollywood'da filmler çekildi. Şu anda da bir benzerini Gazze'de görüyoruz. Ama bir fark var. Şu an filmi çeken, katliamı, soykırıma tabi olan, çocukları öldürülen, evleri başlarına yıkılan, içecek su, yiyecek yemek dahi kendilerine verilmeyen Gazze halkı şu anda bu filmi çekiyor. Şu an filmi çeken Hollywood değil. Şu an filmi çeken katliamı yapanlar değil. Şu an filmi çeken, dünyaya bu filmi seyrettiren Gazze halkının, Filistin halkının ta kendisi. Sinema artık değiştirdi, el değiştirdi. Sinema artık katillerin dünyayı kendi ihtirasları doğrusunda yönetmek isteyenlerin elinde olan bir sinema değil. Artık bizzat halkın sinemasını izliyoruz. Halkın sineması, halkın kamerası, halkın senaryosu, yani yaşamış olduğu o dram bizzat kendi cep telefonlarıyla dünyaya servis ediliyor ve karşılığında uyuşturulan bir halk yok. Tam tersine katillere, katliamlara ses çıkaran, dünya haklarının birlikte hareket etmesiyle tek ses, tek güç olan bir sinemanın değiştirdiği, farkındalaştırdığı, uyuşturulmuşluğun ortadan kalktığı bir toplum ortaya çıktı. Burada sosyal medyanın gücünü görüyoruz değil mi abi? Yani küçük bir telefonla insanların neler yaşadığını aslında. Çünkü biliyoruz yani televizyon kanalları, haber kanalları hep bir manipülasyon üzerine kurulu ve göstermek istediğini gösteriyor. Mesela bir ülke hatırlıyorum. Almanya mıydı? Tam hatırlayamıyorum ülkenin adını ama bir savaşta yenildiklerini 2 ay sonra öğreniyor halkı. Yani adamlar 2 ay boyunca ha yendik ha yeneceğiz, yeniyoruz Evet. deyip 2 ay sonra yenildiğini ilan ediyor. Şu an dünya neye evriliyor sence? Artık dünya insanların kendi hikayelerini olduğu gibi anlatabildiği platformlar aracılığıyla işte YouTube gibi, Instagram gibi, Twitter gibi ve benzeri birçok Facebook gibi platformlarla kendi içeriklerini süzgeçten geçmeden anlatmak istedikleri gibi anlatabildikleri bir dönemde yaşıyoruz. Bu da dünyayı değiştirecektir. Yani halklar birbirine düşman değil. Amerikalısı Türkiye düşman değil, hatta Arabı İngilizce düşman değil. Halkların böyle bir problemi yok. Problem baştaki elitlerin kendi yönlendirdikleri şekilde gösteriliyor. Sanki bütün atıyorum biliyorsun Peygamber Efendimiz buyuruyor. Beyazın siyahı, siyahın beyazı üstünlüğü yok. Üstünlük takvadadır, Allah'a yakınlıktadır diye. Ama bu elitler bu zamana kadar işte teknolojinin geldiği bu zamana kadar istedikleri gibi yönlendiriyorlardı. Önce katliam yapıyorlardı. Irak'ta mesela katliam yapıyorlar. Sonra Irak filmini çekiyorlar. Sanki orada kahramanlarmış gibi, halkı kurtaranlarmış gibi gösteriyorlar kendini. Halbuki Irak'ta 2 milyona yakın insan öldü. Sivil. Kocaman bir yalan tezgahı diyebilir miyiz ya buraya? Diyebiliriz. Düşün bak, 2 milyon insan öldürülüyor Irak'ta. Şu an Gazze'de öldürülen insan sayısı diyelim ortalama 40 bin. 8 ayda 40 bin insandan dolayı dünya ayaklandı. Bütün dünya insanları kardeşlik üzere bir araya geldiler. Tek ses, tek bir hareket haline geldiler. Herkesin tek derdi siviller öldürülmesin, katliam yapılmasın. Boykot yapmaya başladılar. Niye 2 milyon insan öldürülürken hiç kimsenin sesi çıkmadı? Niye? Çünkü haberleri yoktu. Haberleri yoktu değil mi? Uyutuluyordu. Evet. Uyuşturulmuştu insanlar. Bunlardan sanki ders çıkarmak lazım. Yani dünya da artık küçüldü bu anlamda. Biraz bence sosyal medya bu açıdan baktığında iyi gibi gözüküyor sanki. Kesinlikle yani sosyal medyada iyi insanlar olmak zorunda. Sosyal medyada özgür insanlar olmak zorunda. Parayla satın alınmayan insanlar olmak zorunda. Herkes bir sosyal medyacı. Herkesin elinde çok kaliteli, film çekecek kadar kaliteli kameralara sahip, iyi ses kaydeden kameraları var. İçlerinde stabilizasyon bile var yani. Dolayısıyla herkes kendi davasını, kendi derdini dünyaya anlatabilecek bir pozisyonda. Sosyal medyanın varoluşu, Gazze Savaşı, Gazze halkı bazı insanları eleştiriyor. Çok komik şeyler de söylüyorlar. Orada bekliyorlar ki bombalansın, onu dünyaya servis etsin. Ya bunlara cevap bile vermemek lazım tabii ki de. Yani Bunu diyen var mı ya var, gerçekten? gerçekten var. Bak işte orada bekliyorlar. Birazdan orası bombalanacak çünkü İsrail oranın bombalanacağını haber verdi. Onlar da güvenli bölgede bekliyorlar.
çocuklarını oraya sokuyorlar falan, saçma sapan şeyler. Cevap bile vermemek lazım bunlara, dikkate bile almamak lazım. Bunca yaşanmış çocuk ölümlerine rağmen bu söylenebiliyorsa demek ki aramızda insan olmayan yaratıklar yaşıyor demektir yani. Bunun olduğuna gerçekten üzüldüm ya. Ya sinema değişiyor, dünya değişiyor. Sinema çünkü bu zamana kadar dediğim gibi elitlerin kendi yapmış olduğu her anlamda, katliamda, zulümde, soykırımda, işte ekonomik ambargoda her şeyin üzerini örttüğü bir kılıftı. Kendi halkına kendi yaptıklarının amasını anlattığı bir kılıftı. Ama artık böyle bir şey yok. Sinemayla, Hollywood'la, Netflix'le atıyorum ve benzeri platformlarla artık halka kendi yalanlarını anlatamayacaklar, uyuşturamayacaklar, uyutamayacaklar. Çünkü artık halk kendi senaryosunun kendi yönetmeni. Dilediği gibi başka insanlara, dünya vatandaşlarına kendi derdini süzgeçten, filtreden geçmeden anlatabilecek bir imkana kavuştu. Bu herkesin kavuştuğu bir platform. Ama ne yazık şu geldiğimiz çağda bile halen Doğu Türkistan'da biliyorsun mesela halk Gazze'deki halkın yaptığını yapamıyor. Tutup da kendi filmini, kendi zulmünü dünyaya anlatamıyor. Evet, bu da bir nimetmiş açıkçası. Ya aslında evet, bu bile bir nimet. Belki de şu an düşünsene, eğer Gazze'de telefonlar olmasaydı, internet olmasaydı belki şu an 40 bin değil 400 bin insan ölmüş olacaktı yani. Onun için hakikaten yaşadığımız şu çağda bile Doğu Türkistan'da, şu an mesela Sudan'da, şu tarih verelim, tarih 15 Haziran, 15 Haziran Cumartesi 2024. Sudan'da belki de şu anda Gazze'dekinden daha kötü, az kötü olmayan bir savaş söz konusu. Kabileler kendi aralarında birbirleriyle savaşıyorlar. Toplu toplu canlı canlı mezarlar vesairelerden bahsediyorlar. Ama hiçbirisi dünya gündeminde yok, sosyal medya gündeminde de yok. Ülkemizde de bir taciz olayı olsun veya bir böyle kavga olayı olsun, bir kadına şiddet olsun. Bu gibi olaylar da mesela Twitter'da gündem olmayınca bir reaksiyon alınmıyor devlet tarafından. Aynen ama öyle. Baktığında şimdi Twitter'da bir hashtag açılıyor. İnsanlar tepki gösteriyor. Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı hemen açıklama yapıyor. Gereği yapıldı diye. Retweetleniyor yani. Evet, çünkü uyuşturamadığını ne yapman lazım? Avutman lazım. Ben uyuşturamıyorsun çünkü artık uyuşturma zamanı geçti. Ne yapacaksın? Biz hallettik, biz müdahale ettik deyip iyi polis olacaksın. Biliyorsun yakın zamanda iki tane polis, yani aslında çok ağır tahrik var. İki tane sarhoş polislere hakaret ediyor vesaire falan ama bir tane polis o kadar kendinden geçiyor ki yani adam artık etkisiz hale geldiği halde, Türk vatandaş, Türkiye'de oluyor olay. Etkisiz hale geldiği halde başına başına jopla vuruyor. Defalarca vuruyor. O olay sosyal medyaya düşmeseydi o polis halen görevinin başındaydı. Ama şu an tutuklandı, hapse atıldı. Evet, böyle birçok olay var. Evet. O zaman bunu iyi manada kullanmaya gayret etmeliyiz değil mi abi? Evet, Gazze'nin ve Gazze gibi bütün dünyadaki zulme uğrayan halkların yanında olmamız lazım. Sosyal medyayı kullanmaları için veya da kullanabilmemiz için sosyal medyada var olmamız lazım. Şu an eğer sosyal medyada, yani dijital platformlarda varsan real dünyada da daha kuvvetli oluyorsun. Eğer sosyal platformlarda atıyorum Doğu Türkistan gibi yoksan, olamıyorsan dünya sesini duymuyor. Kıstırılıyorsun, susturuluyorsun, bastırılıyorsun, zulme uğruyorsun ama derdini bir türlü anlatamıyorsun. Onun için sosyal medya hakikaten hem kendi sinemanı, kendi görüşünü, kendi ideolojini, kendi derdini, her şeyini anlatabilmek için güzel bir platform. Bunu kullanabiliyor olmamız lazım. O zaman Gazze'yi destekleyen bütün insanları, insanlığa saygı duyan insanları selamlayalım. Selamlayalım. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.